Bir sabat günü İsa buğdaylığın arasından geçip bariyardı. Onun şagirdleri buğday başlarını yolup, ayarlarını ovup yiyerdiler. Fariseylerin kabiri olardan, "Nem üçün sabat günü qadağan işe diyersiniz?" deyip soradı. İsa olara, "Davud bilen yanına aklar ağaç kalanlarına siz Davud'un ne mi dendiğini asla okamadınız mı? Ol Huday'ın öyüne girip, hödür çöreklerini alıp iyiydi. Yanına aklara hem verdi. Bu olar için qadağan ne? Dine ruhanlara ruhsat verilen ne?" dedi. İsa olara yine de, "İnsan oğlu hatta sabat gününün de hükümdarıdır." dedi. Başka bir sabat günü İsa sinagoga barıp halka öğretmeye durdu. O yerde sağ eli şel açan bir adam vardı. Tevrat muallimleri bilen fariseyler İsa'nı ayıplamakçı boldular. Sabat günü hassa şifa berer mi kadip onu antadılar. İsa onların fikirlerini bilip eli şel açan adama, "Yerinden tur da orta açık," dedi. Ol hem yerinden turup ortada durdu. Ondan İsa onlardan, "Size bir sualım var. Kanun boyunca sabat günü yaxşılık etmek doğru mu ya da yamanlık? Birinin canını halas etmek doğru mu ya da helak etmek?" deyip soradı. İsa töreğindekilerin hemmesine göz gezdirip çıktı da yankı adama, "Elini uzat," dedi. Ol hem elini uzattı velin eli dolu sağallı. Olar bolsa kahar kadava münüp, İsa'nı nem etmeldiği barada öz aralarına maslahatlaşmaya başladılar. Şol günlerde İsa doğa okamak için dağa çıktı ve bütün giyeceğini Huday'a doğa okap geçirdi. Gün doğanına, şehirlerini yanına çağırdı. Onlardan 12 sahnesini saylap, onları Resulluğa belledi. Onlar şulardır. Simon, İsa ona Petrus lakamını verdi. Onun doğanı Andres, Yakup, Yohanna, Filip, Bartolome, Matta, Thomas, Alfeyin oğlu Yakup, vatançı Simon, Yakun oğlu Yahudiya ve İsa hainlik eden Judas İskariot.